Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda sizlere domateste budama uygulamasını göstereceğiz. Sırık domateste nasıl, yer domatesinde nasıl bir budama yapılmalı? En doğru budama hangisidir? Hemen gösterelim. Arkamızda sırık domateslerimiz var ve ipe alındığından da sırık olduğu belli. Şurada da yer domateslerimiz var. İleride de yer domateslerimiz var. Birkaç tane size örnek göstereceğiz. Önce gelin bakalım. Sırık domatesimizi, önceden yapmış olduğumuz budamayı size gösterelim. Bir tane örnek sırık domatesimiz. Bakın, kenardan çıkan bütün dalları almışız. Meyve gözünü bırakmışız. Buradan çıkan, buradan çıkan, bakın hepsini almışız. Gördünüz mü? Şöyle bir işlem yapalım ve devam etsin yukarıya doğru. Bakın şurada da küçük bir filiz vardı, bunu da aldık. Bu şekilde budamak en doğrusudur. Yani sırık yukarıya doğru böyle büyüyüp gidecek olan domates fidelerini kesinlikle yan dallarını alıyoruz. Bakın hemen diğer bir örnek. Alttan önceden başka bir dal çıkmış. Yan dal, onu budamışız. Buradan bakın yan dal çıkmış, budamışız. Yan dal budanmış. Gördünüz mü? Buralardaki yan dallar hep budanmış. Bakın burada da bir budama var. Ama sonradan şuradan bir yan dal çıkmış. Bunu aldık. Sırık domatesleri bu şekilde yan dallarını alarak yukarıya doğru büyümesini sağlayacağız. Kesinlikle yan dal bırakmamaya çalışalım üzerinde. Ben sık sık bu işlemi yapıyorum. Bakın buna rağmen şurada unuttuğumuz bir yan dal gördüm. Gördünüz mü? Bakın bunu unutmuşuz veya ben budadıktan sonra ortaya çıkmış, bunu da aldık. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Bu aslında meyve verir mi? Evet, doğru, meyve verir. Ama üzerinden bir sefer çiçek açar, birkaç tane meyve verir, belki bir tane meyve verir. Ondan sonra hiçbir şekilde meyve vermez. Domatesin gücüne, enerjisine ortak olur. Bu zaten İngilizce'de sucker adı verilir arkadaşlar. Yani emen, emici anlamına gelen bir ifade ile adlandırılır yan dallara. Hiç gerek yok. Sadece varlığı yeşillik yapar ama domatesin verimini olumsuz etkiler. Bundan dolayı da yan dalları sırıklarda alıyoruz. Şimdi yer domateslerine geçelim. Orada bir takım gösterimler yapalım. Şimdi geldik yer domatesi bölümümüze. Bakın burası bizim süper domates olarak adlandırılan, adı lezzeti de harika olan yer domatesi. Şimdi burada da yer domatesinin budaması hakkında bazı bilgiler verelim. Şu şekilde yaşlanmış ya da yaşlanmakta olan, hastalık çekebilecek olan yaprakları şöyle uzaklaştırmak lazım. Bakın mildiyo belirtisi bunlar arkadaşlar. Toprağa çok fazla değen ve eğer ki altında da nemli bir toprak varsa buralardan hastalık çekmeye başlar. Böylesi yaprakları bünyeden uzaklaştırıyoruz. Şimdi şu fideye bir bakalım. Bakın şurada bu tarafa doğru giden kuvvetli bir dal var. Ama ona şurada, bakın şunu kesip göstereceğim size. Şurada bu kuvvetli dala rekabet etmek üzere bir yan filiz çıkmaya çalışıyor. Bunu ortadan kaldırabiliriz. Hem bir sadeleştirme oldu hem de rekabeti önlemiş olduk. Ondan sonra bakın şu dala bakın, oldukça kuvvetlenmiş bir dal artık. Hemen yanında ona paralel bir şekilde çıkan ve ona rekabet etmeye çalışan daha zayıf bir dal var. İşte bunu çıkartabiliriz ama bu yan dalı tutuyoruz üzerinde. Daha zayıf olanını çıkartıyoruz. Bakın yine burada bir yoğunluk var. Zaten bu tarafa doğru giden bir güçlü bir gövde var ama hemen yanından daha böyle zayıf bir yan dal çıkıp büyümeye çalışıyor. Bunu da kesebiliriz. Hem bir bakın gördünüz mü? Bunlar dikine gitmiş, hiç meyve verecek gibi değil. Bakın şurada bir iki tane tomurcuk açmış ama bu kim bilir ne zaman meyve verir. Belki de çiçeklerini döker, meyve hiç vermez. Bakın bunda da hiçbir çiçek ve meyve belirtisi yok. Bu ancak domatesin gücüne ortak olur ve verimi düşürür. Başka hiçbir işe yaramaz. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle de bir durum var. Yan dalı, neredeki yan dalı bırakalım, neredekini alalım. Eğer ki böyle köke yakın yerlerden bir yan dal çıkıp
ana bir dal haline gelmişse, mesela şurada örnek gösterelim. Bakın, yere yakın bir yerde yan dal çıkmış, neredeyse ana dal ile beraber kendisi de bir ana dal haline gelmiş. Bunu burada tutalım. Ama bakın, ana dal üzerinden ilerlemiş. Bakın burada bir tane yan dal daha çıkmış. Ha, bunu kesebiliriz. Bunu kaldırabiliriz. Artık böyle uzakta, yani en tepeye doğru olan yan dalları alırız. En alttaki böyle gövdeye, köke yakın yerlerden çıkan yan dalları üzerinde tutarız. İnşallah anlaşılmıştır. Böyle bakacağız arkadaşlar. Bütün domateslere seyreltme yapacağız. Mesela şu fide üzerinde gösterim yapalım. Şuna bakın. Böyle ince uzun bir şekilde yukarıya doğru çıkmış gelmiş. Bunu seyreltelim. Ondan sonra şunu da seyreltelim. Şu ikisi dursun. Ama şu böyle yaşlanma belirtileri gösteren yaprakları da kesip çıkartıyoruz. Bakın, bir sadeleşme oldu, hafifleme oldu. Böyle hem güneşi daha çok alacak, hem de rüzgarı rahatlıkla alabilecek. Bakın, zaten üzerinde meyvesi de var. Bu şekilde bir sadeleştirme yeterlidir arkadaşlar. Bütün yan dalları almak şeklinde değil, bazılarını alıp sadeleştirme şeklinde. Yere yakın olanları tutuyoruz, yan dalları. Ana gövdenin üst taraflarına doğru çıkacak olan yan dalları da kesiyoruz. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.